Merhaba arkadaşlar, teknoloji danışmanı Net'ten sevgiler tekrar. Sizlere kendi imkanlarımla eski bir notebook monitörünü normal PC ya da TV olarak nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Bu birçok internet sitesinde var fakat çok detaylı anlatılmıyor. Size biraz detaylı anlatıp anlamanızı sağlayacağım Türkçe haliyle. Şimdi eski bir notebook monitörünün paneli sökülmüş halini göstereceğim. Ben bir cam kestirdim. Önünü koruma olarak. Şimdi bu bir eski notebook paneli. Dell yine. Dell olmasına karşın yine içinde Samsung'un bir paneli mevcut. Ürün Dell aslında. Şimdi size hemen basitçe devreleri de göstereceğim. Evet. Mouse'umuzu alalım. Detaylıca. Şu kısım, şu görmüş olduğunuz devre, şu kablo ve adaptör beslemesi hariç, şu görmüş olduğunuz şu kablo ve keypad dahil, şuradaki ışık devresi dahil ve şu 30 pinlik kablo dahil olmak üzere eBay'den sipariş verdim. 32 dolar civarında bir fiyatı var. Burada görmüş olduğunuz sizin için çok önemli olan şey paneli söktüğünüzde şurada yazan koddur. LTN150PG-L02. Vermiş olduğum tablodan sizin monitör kodunuzu bulup kaç pin kablo olduğunu göreceksiniz. O pinle de bu devreyi sipariş verirken oraya belirtmeniz gerekiyor. Yoksa kabloyu size soruyorlar. Siz belirtmeseniz de kaç pin olduğunu soruyorlar. Şimdi hemen size nasıl çalıştığını göstereyim. Çok basit bir kurulumu var. Çok bakın görüyorsunuz 30 binlik kabloyu panele, panelin aydınlatma sistemini bu devreye bağlıyorsunuz. Bunların hepsi aslında zaten takılı geliyor devreye. Size sadece bir monitör ara kablosu ve 12 volt bir adaptör gerekiyor. Ben şu anda kendi laptopuma external monitör olarak bağladım. Evet. Şimdi bu standı kendim yaptım. Bir yerden temin ettiğim bir stand. Şimdi hemen size nasıl çalışıyor gösterelim. Start verdik. Standby'de şu anda. Evet, no signal yazıyor. Hemen bilgisayarımızın çoğalt dedik. Evet, işte şu anda görmüş olduğunuz gibi monitörün çalışma şeklini görüyorsunuz. Oldukça okunur ve anlaşılabilir ama beni pek tatmin etmiyor. Şöyle gösterelim. Oldukça okunur olmasına rağmen beni pek tatmin etmemesinin sebebi LED ekrana alışıp ondan kaynaklı bir görüntü problemim var. Ama sizlere oldukça yeterli olacağını düşünüyorum. Bunu TV olarak da kullanabilirsiniz. Ekstra bir bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca bir monitör olarak kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.